21. kat burası. Yani. Güzel, eşyalar da iyi. Bir artı sıfır. Eşya almaya gerek kalmadı. İyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında şok üstüne şok olaylar gelmeye devam ediyor. Havva Nur biliyorsunuz evi boşaltmıştı ve İstanbul'dan ev tutmak için hazırlığa başlamışlardı. Ve Murat bugün İstanbul'dan lüks bir daireden ev kiraladı. Ve bu kiralama herkesi şok etti. Çünkü Murat'ın rezidansı çok lükstü. Ve bahçesinde havuzu gördüğünüz gibi her şeyi vardı arkadaşlar. Ve Murat artık bundan sonra ne yapacağını çok iyi biliyordu. Ve güzel bir işe girmiş ve çok yüksek miktarda para kazanıyordu. Peki gerçekten bu doğru muydu? Murat fırın işinden bu kadar güzel bir lüks bir dairede ev kiralayabilir miydi? İşte bunu tabii ki bilmiyoruz. Fakat Murat'ın girdiği iş gerçekten çok güzel. Ya fırın işine girdi ya da oyunculuk teklifini değerlendirdi. Avans aldığı yerden demek ki güzel bir para aldı ki bu kadar güzel bir lüks bir ev tutabildi arkadaşlar. Havva Nur ise ben buraya gelmem. Çünkü ben seninle konuşmak istemiyorum dedi. Murat ise ne yaparsan yap. Sen Karaman'a git. Karaman'dan güzel bir ev tut. Ben sana parasını aylık kira masrafını karşılarım dedi. Ve Havva Nur ise adeta ateş püskürdü. Sen o kadar lüks yerlerde yaşayacaksın. Biz kötü yerlerde eziyet göreceğiz. Öyle mi Murat dedi. Murat ise Havva Nur beni sen kaybettin. Beni evden kovan sendin dedi. Ben şimdi oyunculuk teklifini de aldım ve değerlendirdim. Bana çok güzel bir avans verdiler. Bundan sonra Sana Değer programına çıkmayı düşünmüyorum dedi. Murat haklıydı. Gerçekten de çok lüks bir yerde artık bir evi vardı ve çok iyi de bir işi vardı. Belki de bölüm başına 50 bin lira para alıyordu. Murat'ın işi çok iyiydi. Ve bundan sonra da Havva Hanım'ın yüzüne bile bakmak istemiyor. Ve artık çocukları da yüzünü görmek istemediğini belirten Murat, beni rahat bırakın, ne haliniz varsa görün diyordu. Ve öyle de oldu. Artık Havva Nur Murat'ı istiyor fakat Murat Havva Nur istemiyordu. Artık Murat önüne bakacak ve sonraki maçları değerlendirecekti. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşça kalın.